Astronot olmak için bunun okuluna mı gitmek lazım? Ne olması lazım? Meslek önemli mi? Herkes astronot olabilir mi her meslekten? Şu anda matematik ya da fizik gibi herhangi bir alanda ya da mantık yürütme o tarz bir testler ya da eğitimler de alıyor musunuz? Şimdi seçildikten sonra tamam astronot olduk diyemiyorsunuz. Çünkü bir eğitim süreci var. Bir süreç bu. Nasıl bir süreç sonunda özellikle nelere yönelik bir süreç? Veriler topladınız vesaire ve dünyaya döndünüz. Sonra göreviniz tamamlanıyor mu? Nasıl bir süreç oluyor ileride? Bu bir gerçek yani. Türkiye için bu yüzden çok önemli bir şey. Bu yüzden dolayı da aslında bir rol model ve örnek olacaksınız. Gelecek nesiller sizi gururla anacaktır. Gelecek Bilim'de hoş geldiniz. Ben Burak Çankaya. Şu anda Gelecek Bilim'de Twitch kanalındasınız ve bugüne kadar sanırım beni en heyecanlandıran yayınlardan birini yapacağım. Çünkü tarihte bir ilki yaşıyoruz arkadaşlar. İlk defa Türkiye Cumhuriyeti Devleti uzaya uzay yolcuları yani astronotlar gönderecek ve bu süreçte yaşananları astronotlarımızı birazdan yayına alacağız. Kendileri arka planda hazır. Çok heyecanlıyım. Umarım hatamız olmaz. Olursa da şimdiden affola. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza, Gelecek Bilim'de kanalına. Ben çok mutlu oldum. Bize yardımcı olan özellikle Nazmeniz Hanım'a, Tuğay'a, onlara da ayrı teşekkür ediyorum. Türkiye Uzay Ajansı'na. Şimdi hemen sorularımızla başlayayım. Sizi çok da uzun tutmak ve yormak istemiyorum. Biliyorum yoğun bir tempo altında çalışıyorsunuz. Çok kısaca sizi tanıyalım. Sonra zaten belirlediğimiz sorularımıza başlayalım hocam. Buyurun. Alper Gezer Elçi. 1979 Silifke doğumluyum. 14 yaşında Işık Askeri Lisesi'nde askeri eğitime başladım. 2001 yılında Hava Arbalı'ndan mezun oldum. Hava Kuvvetleri'nin çeşitli birimlerinde görev yaptıktan sonra 2022 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Türk astronot ve bilim misyonu kapsamındaki seçim sürecine dahil olarak bugün itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki eğitim süreçlerine başlamış durumdayım. Çok güzel. Seni tanıyalım Tuva. Merhabalar herkese. Tuva Cihangir Atasever. Ben de 1992 Ankara doğumluyum. Üniversite öğretimimin sonuna kadar Ankara'da idim. Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldum 2014 yılında. Akabinde yüksek lisansımı gerçekleştirmek için Amerika Birleşik Devletleri'ne geldim. Optik ve fotonik alanlarında çalıştım. Daha sonra yine Amerika Birleşik Devletleri'nde sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik alanlarında farklı startup girişimlerim oldu. Onlar üzerine çalıştıktan sonra 2017 yılında Türkiye'ye geri döndüm ve hep çalışmak istediğim uzay alanında çalışmaya başladım. Roketsan'da uzay sistemleri direktörlüğünde. Orada da Türkiye'nin ilk uydu fırlatma aracı projesinde aviyonik sistem mühendisi olarak görev yapıyordum. Ta ki Alper abinin de bahsettiği gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın Mayıs 2022'de açıkladığı bu Türk Uzay Yolcusu, Türk Astronot Programı kapsamındaki başvuru sürecinin başladığını duyana kadar başvurdum. Zaten konuşuyor oluruz. Epey yoğun bir eleme sürecinden geçtik. Ve bugün halihazırda Houston'da Amerika Birleşik Devletleri'nde ilgili eğitimlerimiz devam ediyor. Bu başvuru açıklaması yapıldığı zaman hepimiz çok heyecanlanmıştık. Size de yayın öncesi söyledim. Başvuran arkadaşlarım da vardı, akademisyen. Gerçekten gitmek isteyen. Siz çok insan başvurdu değil mi bu arada? Kaç kişi toplam başvurmuş hocam? Bir rakam var mı elimizde? 36 bin kişiye yakın insan başvuru yapmış. Çok çok güzel. Bence bu çok güzel bilgi ve o kadar insan, yani binlerce kişi var, bunu biliyoruz ve onların arasından seçildiniz. Sizi tabii ki tebrik ediyorum. Şimdi bu süreci isterseniz anlatalım. O gün açıklandı, çok heyecanlandık. Nasıl aklınız esti başvurmak? Senin içinde varmış mesela dediğin gibi uzay çalışmaları yapmak. O süreç nasıl başladı? O süreci başlayalım yavaştan, sonra diğer sorumuza geçelim. Esasında Milli Uzay Programı açıklandıktan sonra bu Milli Uzay Programı kapsamındaki 10 hedef açıklandıktan sonra ben bu konuya yönelik heyecanlanmaya başlamıştım açıkçası. Zaten hali hazırda Roketsan'da uzay sistemleri direktörlüğünde çalışıyordum. Hep bir uzaya gitme, hepten kastım böyle 3 yaşından beri astronot olmak istiyordum diyemem. O kadar geçmişten gelen bir ben uzaya gideceğim dürtüsü, arzusu içinde yoktu. Lakin yaklaşık belki 2013-2014'ten beri diyebilirim bir uzaya gitme arzum vardı zaten. Ay benim için böyle hep çok çekici bir hedef olmuştu. Apollo 8 astronotlarının ay yörüngesinden çektiği dünyanın doğuşu isimli çok böyle ikonik bir kare vardır. Eminim sizin takipçileriniz de biliyorlar. O kareyi gördükten, o karenin arkasındaki hikayeyi öğrendikten ve dünyayı o noktadan görmenin o astronotlar üzerinde yarattığı psikolojik değişim, dönüşümü birazcık daha derinden anladıktan sonra ben de bunu yaşamayı çok istiyorum
diye düşünmeye başlamıştım. Dediğim gibi yaklaşık 2014 bandından itibaren. Lakin hiç kafamda ya ben bu hedefimi Türkiye'nin bir astronotu olarak gerçekleştiririm gibi bir şey yoktu. Bir olasılık, bir patika, böyle bir patika olabileceğini düşünmemiştim. Böyle bir yol açılınca inanılmaz heyecanlandım ve hani ümit ettim ki gerçekten bütün topluma açılır bu başvurular. Herkes başvurabilir. Bilakis öyle oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir bakanlar kurulu toplantısının ardından da hatta bir pazartesi günüydü. O esnada bundan bahsettiğini duyduktan sonra müthiş heyecanlandım. İlgili şartları sağlayıp sağlamadığıma yönelik bir inceleme süreci başladı. Daha sonra çok ilk başlangıç aşamasından itibaren, şimdi biraz önce söyledik 36 bin kişi başvurdu ama o başvurmak için de, başvuru yapabilmek için dahi çok ciddi kriterler vardı. Bunlar eğitim geçmişinizle ilgili belli başlı kriterler, sağlıksal durumunuzla alakalı belli kriterler, boyunuz, kilonuz vesaire. KPSS falan dahi vardı yanlış hatırlamıyorsam. KPSS var mıydı emin değilim. Böyle yabancı dile yönelik bir ister vardı. IELTS falan herhalde. IELTS, TOEFL, evet. İşte YDS galiba, o farklı dil sınavlarının her birisi için belli şeyler vardı. Puan kriterleri vardı. Bunları sağlayabiliyorsanız ancak başvuruda değerlendirilir. Dolayısıyla bunları inceledim. İlgili toparlamam gereken belgeleri, girmem gereken bir sınav varsa ona girip vesaire. O süreci tamamladıktan sonra da başvuruyu gerçekleştirmiş oldum. Tamam. İsterseniz sizden de o hani nasıl başvuruya karar verdiniz Alper Bey'i, nasıl heyecanlandınız? Böyle işin açığı uzaya ilgi duyuyorum ya da duyuyordum diyemem. Çünkü birçok röportajda ya da konuyla ilgili oturumda da bu mevzu geçti. İlk lansmanın olduğu gün de dahil olmak üzere. Olayın aslında misyonun bu noktadaki sembolik değeri de çok bu açıdan önemli. Benim gözümde uzay bugüne kadar bulunduğumuz nokta itibariyle hakikaten topik noktada erişilmesi mümkün olmayan, sadece belgesellerde, filmlerde gördüğümüz, bize ait olmayan bir rüyaydı. Dolayısıyla erişilmesi ya da bulunduğumuz nokta itibariyle hakikaten ulaşılması mümkün olmayan bir hedefin peşinde de herhangi bir enerji sarfiyatı ya da bir hayal oluşturma noktasında uzak durdum. Benim hayalimin sınırı o noktaya, o güne kadar hep gözümle görebildiğim gökyüzü ve gökyüzündeki uçaklardı. Dolayısıyla ötesinde bir hayalim olmamış. Uzay programına, astronot seçimine başvurum da dolayısıyla bu noktada çok tesadüfi. Tesadüfen gece geldiğim bir uçuştan sonra gördüğüm haber kanalında Cumhurbaşkanımızın açıklaması neticesinde konunun ne olduğuyla ilgili bilgi edinme çabası, ilgili kurumun sayfalarından detay ve kriterleri incelemem sonunda kriterleri sağladığımı gördükten sonra birkaç haftalık bu olayın hakikaten bugüne kadar hiç içerisine girme mantığıyla ya da beklentisiyle bir araştırma içerisinde bulunmadığımda halihazırda sektörün içerisinde görev yapmaya devam eden, bu görevi tamamlamış ve emekli olmuş olan birçok açık kaynaklardan erişilebilir astronotun özgeçmişlerine ve kendi ağızlarından anlattıkları hayat hikayelerine, gerek resmi süreçlere ilişkin olsun, gerek de olayın gerisindeki sosyal beşeri alandaki hissiyatlarına olsun değinen anekdotlarıyla ilgili bazı araştırmalar yaptım ve sonrasında başvurmaya karar verdim. Çok güzel. Mesela Chris Hadfield vardır. Kendisini ben takip ederim. Kanadalı. Çok çok tatlı bir abimiz diyeyim böyle. İşte uzay ISS'ten videolar falan çekmişti. Bu çamaşırı falan yapıyor. İşte suların o molekülleri nasıl dağıldığını. Bence şöyle bir şey var hocam. Yani hayal kurmamanız normal. Çünkü ben de 90'lıyım. Biz çocukken hiçbir zaman uzay hayaliyle büyüyemedik. Bu bir gerçek yani. Türkiye için bu yüzden çok önemli bir şey. Çünkü kendimizi hep sınırlandırdık. Ayağımıza bir zincir bağlanmıştı. Biz yapamayız, edemeyiz. Bir özgüvensizlik, öğrenilmiş çaresizlik. Ve şu anda bir şeyleri biz yapabileceğiz. Şimdi buna rağmen hala bazı insanlar şey yapabiliyor. Yani hadi canım nasıl olacak vesaire diye, ama ben sizin başarıyla gideceğinizi ve geleceğinize eminim. Bu yüzden dolayı da aslında bir rol model ve örnek olacaksınız. Gelecek nesiller sizi gururla anacaktır. Ve ileride çocuklarımız mesela bu hayali kurarak büyüyecek. Bence en önemlisi bu. Yani siz kurmadınız, biz kurmadık belki, ama onlar kurarak büyüyecek ve bunun olabileceğine inanacaklar. Yoksa dediğim gibi bir Amerikalı'dan yani bir farkımız olduğunu düşünmüyorum. Onlar da insan, biz de insanız. Şuna bakmayın, böyle estağfurullah. Sorduğunuz soruda da, soruya Tuğan'ın verdiği cevapta da geçen detay bilgiler açısından bir nokta çok önemli. Bugüne kadar bu hayali taşımayan bir ülke olarak ilk buna erişilebilir olduğunun Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanmasının ardından insanların gösterdiği ilgi bu noktada bu kadar insanın zihnine hakikaten düşüp de bir heyecan yaratmasına vesile olan açıklanmış bir olayın benzeri eşleniği pozisyonunda yıllardır programın ortağı pozisyondaki Avrupa'da
bu işin 14 yıl aradan sonra açıklandıktan sonraki gelen yalaka ve tepkinin boyutunu kıyasladığınızda hakikaten toplumda oluşturduğu ilgi, alaka, heyecan umut veriyor insanlara. Bir karşılığı var toplumda, bu kadar başvurudan biliyoruz. Bence bizim insanımız meraklı da hocam. Biz mesela ESA'ya da gittik Hollanda'da, kurucu ortağım eski Cevdet'le. ESA'nın Open Duck dedikleri halka açık günleri var. Gidiyorsun hakikaten o Rusların uzaydan inen araçlarını görüyorsun, yağmış falan. Orada mesela biz tek bir bilim kanalıydık Türkiye'den gelen ve bizim dışımızda Hollanda'dan bir bilim kanalı yoktu, biliyor musunuz? Şaşırdı oradaki yetkililer bizim böyle ilgili olduğumuz görünce. Dedi ki 100 bin oldu kanalımız. Wow diyor, gerçekten ilgili. Aslında insanlarımız ilgili. Sadece bir yol açılması gerekiyordu. Mesela NASA biliyorsunuz uzaya gönderdiği Curiosity'de falan isimler topluyor. Hep Türkiye birinci oluyor. Türkiye'den en çok isimler gönderiliyor. Ve bence bu güzel bir şey. Merak olduğunu gösteriyor insanlarımızın. Sonraki sürece geçelim hocam. Bu süreç geçti. Mesela aldığınız eğitimlere baktığımızda nasıl, yani eğitimler derken hayatınızdaki öncesindeki eğitimler, yapacağınız işle uyuşmuyor gibi görünüyor. Mesela insanlar şunu bilmiyor. Astronot olmak için bunun okuluna mı gitmek lazım? Ne olması lazım gibisinden. Mesela biriniz pilotsunuz, biriniz elektrik elektronik mühendisiniz. Önceki eğitim hayatınızla bağladığınızda şu anki yaptığınız işi bir bağlantı var mı? İlişki var mı? Meslek önemli mi? Herkes astronot olabilir mi her meslekten? Öyle söylemem lazım Burak Bey. Aslında her meslek grubundan insanı burada hakikaten çok inceleyip sık dokunmuş, müthiş derecede standartize edilmiş bir eğitim süreci var. Her meslek dalından insanı o eğitim sürecinin içerisinden geçirip astronot olarak eğitebilme imkanları var. Bu konuda genel seleksiyonda belli bir meslek grubunun öne çıkması gibi bir şey söz konusu değil. Hakikaten eğitimin kalitesi çok üst düzeyde ve dediğim gibi herkesi o eğitimden geçirip astronot yapabilecek kabiliyete sahip. Lakin geçmiş tecrübe ve birikimleriniz bu sürecin içerisinde aldığınız eğitimlerde pozitif katkı sunuyor. Benim buraya geldikten sonra mesela hissettiğim şuydu. Evet, burada bir astronot eğitimi alıyoruz ama yaşam şeklimiz zaten bunun karşılığını fazlasıyla sağlıyormuş. Yani benim kendi geçmiş yaşamımda, kariyer sürecimde kendime koyduğum rigid sınırlar, işimi yaparken günlük yaşamıma uyguladığım belli keskin kriterler kimi zaman buradaki kriterlerden daha keskin aşamada oluyor. Dolayısıyla biz burada evet astronot olmayı, astronot eğitimi alırken öğreniyoruz ama yaşam şeklimiz zaten burada dikte edilen kriterlerin çok ötesinde bazı keskin hatları bize bugüne kadar sağlamış. Dolayısıyla yaşam şeklimiz zaten bu işin doğasına uyuyormuş. Yani disiplin bence askerlerdeki en büyük şey benim gördüğüm. Ve bu yüzden belki genelde asker kökenli insanlar da seçiliyor. Ve yönetebilme, zorlukla başa çıkabilme. Tuğal, sen ne düşünüyorsun? Sende nasıldı mesela? Tabii ki yani bir mühendislik eğitiminden geçmek ve mühendislik eğitiminin içerisinden aslında elektronik mühendisliği, şimdi ben kendim elektronik mühendisliği okudum diye ayrıştırmak için söylemiyorum ama gerçekten dışarıdan baktığın zaman gözlemleyebildiğim ve buna da pek çok örnek de verebilirim. Elektronik mühendisliği okumuş lakin ekonomi alanına yönelmiş, bankacılar, finansa yönelmiş, oralarda gerçekten çok başarılı işler yapmış. Böyle yani mühendislik alanının dışına doğru böyle bir atılım yapmış çok fazla örnek var. Bunun sebeplerinden bir tanesi de belki de şu olabilir. Elektronik mühendisliği çok matematik tabanlı bir mühendislik. Ben matematik okudum yani baktığın zaman. Dolayısıyla bu birazcık abstrakt düşünebilmeyi katıyor. Prosedürsel, o matematiğin içerisinde çok elegant bir akış var aslında. O akışı takip edebilmeyi, daha sonra bazı aksiyonları orada kanıtlayabilmeyi vesaire, belli başlangıç noktalarından daha kompleks sistemlere doğru ilerleyebilme dürtüsünü, analitik düşünce, hani böyle herkesin ağzında peresen konmuş bir ifade var ya, gerçekten ama çok kritik o analitik düşünme yetisini sunan bir eğitim sürecinden geçmenin avantajlarını gördüm, görüyorum. Bu süreçte Alper abinin de bahsettiği gibi yani tek bir disiplinden gelmenize gerek yok. İlla ki bir elektronik mühendisi olacaksın arkadaş, illa asker olacaksın, illa makine mühendisi olacaksın gibi bir genelleme yapmamız pek doğru olmaz. Bir biyolog, bir okyanus araştırmaları yapan kişi, bir geofizikçi, astrofizikçi, bir hukukçu bile günün sonunda bu süreçten geçip ilgili yetkinlikleri kazanıp astronot olabilir. Burada önemli olan şey temel yaklaşımlar. O analitik düşünme yetisine sahip misiniz? Stres altında gerçekten aşırı böyle panikleyip size eğitimler sürecinde içinize işlenen adeta prosedürleri takip edebiliyor musunuz gibi bir takım yeteleri kazanabilecek bir kişiliğe ve eğitim geçmişine sahip iseniz astronot olabilirsiniz. O noktada herhangi bir engel görmüyorum. Lakin tabii ki geçtiğim özel eğitimin, o mühendislik sürecinin, mühendislik eğitiminin bana kattığı nosyonlar
sonuçta gideceğimiz araç teknik bir araç. Mühendislik süreci sonucunda çok komplike bir mühendislik süreci sonucunda hatta ortaya çıkmış bir araç. Bu hani şey derler ya, it is a rocket science falan, böyle işte çok kompleks şeylerden bahsetmek için böyle bir deyiş vardır İngilizce'de. Onun sebebi de tamamen roket biliminin içerisinde çok farklı disiplinler var. Elektronik mühendisleri olmak zorunda, makine mühendisleri olmak zorunda yapısal tasarımında. Daha sonra işin modelleme benzetimi yapılıyor, havacılık uzay yakıt mühendisleri tarafı, doğru. Kimya. Yakıt, evet. Kimya, malzeme bilimi. Malzeme bilimi. Bir tanesi belki malzeme. Multidisipliner bir alan yani direkt. Çok multidisipliner ve bunların her birisi kendi işlerinde belli getiri götürürler, belli trade-off'lar işin içine katıyorlar. Bu trade-off'ların her birisini düşünmeniz gerekiyor. Her birisini denklemin içerisinde ele alıp, analiz edip istediğiniz objektife, hedefiniz neyse ona yönelik ayarlamanız gerekiyor. Dolayısıyla bu kadar teknik süreçler sonucunda oluşturulmuş belli platformlarla uzaya çıkıp yine aynı süreçlerle oluşturulmuş belli platformlara kenetlenip oralarda bazı bilimsel deneyler yapacağımız için ikimizin de geçtiği eğitim süreçlerinin muhakkak ki faydası olduğunu düşünüyorum. Geçmişin tecrübesi çok değerli çünkü bu kadar çok bileşenin o bir araya geldiği komplike bir eğitim sürecinin içerisinde parça parça üzerine koyularak bir bütüne ulaşılmaya çalışılan eğitim sürecinin içerisinde kendi alanınıza hitap eden ya da geçmişinizde o alanla ilgili tecrübeyi biriktirdiğiniz konulardaki idrak süreci çok daha hızlı oluyor. Çok daha smooth bir şekilde geçiyor. Nihayetinde sıfır background'la bile sizi zaten o eğitimi verip sürecin sonuna eriştirebilecek gerçekten çok iyi dizayn edilmiş bir eğitim altyapısı var burada. Yılların tecrübesini beraberinde şey yapan, getiren. Dolayısıyla bir öngereklilik olmamasına rağmen yine de geçmişten getirdiğiniz o teori birikimleri, tecrübe birikimleri müthiş katkıda bulunuyor. Yani bizim askeri olarak bu işin fizyolojik boyuttaki eğitimleri de var. O aşamalarda ilk defa giren bir insan için belki kafada bir soru işareti ya da bir sorgulama sürecini geçirdiği noktada geçmişte onlarca defa aynı sürecin içerisinden geçmiş bir insan için sıradan bir süreç haline geliyor. Bu noktada bizim bir arada bulunmamız da kendi açımızdan çok değerli. Tuva'nın uzayla ilgili birçok teori birikimi ya da uygulamadaki tecrübe birikimleri bizim buradaki süreçler esnasında çok bana fayda sağlayan noktalardan bir tanesi. Fizyolojik eğitimler aşamasında da benim onunla öncesinde yapmış olduğum paylaşımlar bu süreçleri çok daha rahat şey yapmamıza, geçmemize vesile oluyor. Şimdi seçildikten sonra tamam astronot olduk diyemiyorsunuz. Çünkü bir eğitim süreci var. Genel hatlarıyla nasıl bir süreç bu? Nasıl bir süreç sonunda özellikle nelere yönelik bir süreç? Basite indirgenecek olursa şöyle herkesin zihninde tekrardan iz bırakacak şekilde. Sizin en basitinden hikayenizi göz önüne alalım. Türkiye'den Hollanda'ya gidip orada bu tür bir tecrübe alanına hitap eden bu tür bir faaliyet alanında odaklanmaya çalışıyorsunuz. Bir işi ortaya koymaya çalışıyorsunuz. Bunun öngörekliğine Türkiye'den yola çıkıp bir hava taşıtıyla Hollanda'ya erişmeniz gerekiyor. Sonra orada bu sistemin altyapısını oluşturup bu sistemle ilgili bilmiyorsanız bir bilen kurumdan, kuruluştan, ajanstan gerekli know-how'u elde edip sonrasında da bu işin icrasını yapıyor. Giriş için içinde bulunduğunuz hava taşıtının teknik gereklilikleri nedir? En basitinden bir bilet alıp içerisindeyken yolculuk esnasında başınıza gelebilecek emergency durumlara karşı bir bilgilendirme videosuyla havada başınıza gelecek farklı senaryolara nasıl reaksiyon göstereceğinizi öğreniyorsunuz. Ulaştıktan sonra dediğim gibi teknik altyapı gerekliliklerini bir araya getiriyorsunuz. Bizim için de bu işin, bu görevin icra edilmesine yönelik şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde Houston'da ana otorite tarafından verilen eğitimleri alıyor olmakla birlikte işin, faaliyetin icrasında bir araya gelen birkaç tane bileşen var. Bazı kısıtlamalar sebebiyle spesifik herhangi bir isim ya da şey telaffuz edemiyoruz şu anda. Ancak bu farklı bileşenlerin kendine has özelleştirilmiş eğitim içerikleri var. Bir kısmı orada ilgili uzay platformunda görev yapılacak alanın, sistemin teknik donanımları, gereklilikleri, görevin icrasında haiz olmanız gereken bilgiler ve rutinin dışına çıkıp standart dışı acil durum senaryolarında nasıl hareket etmeniz gerektiği ile ilgili spesifik eğitimleri yoğunlaştırıyor. Bir diğer taraf, o platforma ulaşana kadarki süreçte içinde bulunduğunuz hava platformunun yine teknik özellikleri, onun nasıl opere edilebildiği ve standart operasyon limitlerinin dışına çıkıp acil durum senaryolarıyla karşılaştığınızda ortaya koymanız gereken gerekleri eğitimini veriyor. Bir başka Amerika'nın noktasında da bütün bu sürecin başlangıcından önce o faaliyetlerin hazırlık aşamasına kadar geçen ki süreçteki canlı faaliyetlerin nasıl yürütüleceği, standart eğitimleri ve yine keza bu standardın dışına çıkıldığı, marjinin dışındaki acil durum içeriklerinde
ne tür reaksiyonlar verileceğiyle ilgili eğitimleri bir araya getiriyor. Dolayısıyla çok bileşenli bir sürecin ve eğitim sürecinin içinden geçiriyoruz. Detaylandırmak istersen. Çok güzel. Yani bence genel hatlarıyla havacılıktan, sivil havacılıkla da bağlayarak çok güzel anlattı Alper abi. Ekleyebileceğim yani daha detaylı bahsetti üzerinde şu noktayı vurgulamak belki çok kıymetli olabilir. Detaylandırmak isterim tabii ki ama işte bir bürokratik onay sürecinden dolayı bizim bazı ifadeleri kullanmamız, bazı kurumların isimlerini geçirmemiz vesaire şu anda birazcık... Bu bizden dolayı değil yani bilmeyenleri söyleyeyim. Bu bizim ya da Türkiye Cumhuriyeti ile alakalı, TOA ile alakalı değil. Üçüncü part, dört part kurumların izinleriyle alakalı. Yani yoksa gizli bir şey yok ama onların onayı... Mesela bir örnek vereyim. Bizim burada yaptığımız güneş enerji santralleri şu an biz 20 megawattlık bir agrivoltaik kuruyoruz. Harika benim drone fotoğraflarım var. Ben bunu paylaşamam. LinkedIn atamam. İsterim. Ama izin almam gerekiyor. Bu bütün projelerde, uluslararası projelerde olan bir şeydir. Bu prosedürdür arkadaşlar. İzinlerle ilgili bir şey vardır. O yüzden ben bilerek detaylarına girmiyorum. Sorularınızı görüyorum. Çok meraklısınız, detaylar istiyorsunuz ama sanıyorum dünyaya döndüklerinde ya da daha ileriki aşamalarda daha detaylı, belki yine bir yayın döndüğünüzde yaparak daha detaylarına ineriz. O yüzden tabii, çok detayına girmeye gerek yok. Ama şunu merak ettim ben. Yani mesela pilotlardaki testlere benzer olduğunu az çok tahmin edebiliyorum. Fiziki, psikolojik testler. Şu anda matematik ya da fizik gibi herhangi bir alanda ya da mantık yürütme o tarz bir testler ya da eğitimler de alıyor musunuz? Bunu biraz merak ettim. Bunlar aslında belki eleme aşamasında o noktalara değinmedik. Eleme aşamasında bu tarz şeylerden geçtik. Şu anda eleme süreci tamamlandıktan sonraki süreçte Alper abinin biraz önce bahsettiği süreç içerisinde kullanacağımız platformlara yönelik hem nominal hem de acil durum senaryolarına yönelik daha detaylı eğitimler. Ve dahi tabii ki o ilgili uzay platformuna, yörüngedeki uzay platformuna eriştikten sonra gerçekleştirilecek bilimsel deneylere yönelik teknik eğitimler alıyoruz ama bu bahsettiğin biraz daha işte matematiksel düşünme, analitik düşünme yetileri, IQ testleri vesaire bunlar eleme aşamasında yapıldı. Biz biraz önce bahsettiğimiz ilgili başvuru süreci açıklanıp başvurularımızı tamamladıktan sonra işte yaklaşık bir buçuk aylık bir sessizlik dönemi oldu. Onlar büyük ihtimalle arka planda ilgili kurum ön elemeleri gerçekleştirdi. Daha sonra bazı online testler yapılmaya başladı bize. Kişiliğimizi anlamayı hedefleyen, analitik düşünme yetilerimizi anlamayı hedefleyen, IQ seviyemizi, işte mental yetilerimizi anlamayı hedefleyen bazı testlerden, online testlerden geçtik. Kendimizi daha geniş kapsamda açıklamamız istendi vesaire. Bu noktada bazı talepler oldu bizde. Bizden daha sonra bireysel mülakatlar aşaması başladı. Bu bireysel mülakatlar aşamasında da belli prosedürsel yetkinliklerimiz ve işte bazı hands-on konulardaki yetkinliklerimiz o süreçleri işletebilme ilgili. Sonuçta astronotlar uzaya gittikleri zaman orada tatil yapmıyorlar. Biraz önce de bahsettiğimiz üzere bilimsel deneyler gerçekleştiriyorlar. Bu bilimsel deneyleri gerçekleştirirken de ilgili bilimsel teknik ekipmanları kullanıyorlar. Bu ekipmanları kullanma yönündeki kabiliyetimiz, becerimiz test edildi. Bunlara yönelik testlerden geçtik. Akabinde de yine ya bu mülakatlar da birkaç seviyede, birkaç roundda oldu. Tek seferde olmadı. Yaklaşık bir 6 aylık süreç içerisinde bahsettiğim tüm bu online testler, psikolojik testler şeyi vurgulamak lazım. Sağlık testleri tabii ki en büyük aşamalardan bir tanesi de oydu. Fizyolojimize dair her bir adayın, o aşamaya kalan her bir adayın biyolojik haritası resmen çıkartıldı. Aklınıza gelebilecek bütün tıbbi disiplinlerde testlere tabi tutulduk. Beyin MR'larından ekokardiyografilere aklınıza gelen bir hastaneye gittiğinizde orada gördüğünüz tüm disiplinlerin elinden geçtik. Onların detaylı incelemelerine tabi tutulduk. Bunlardan bir tanesi tabii ki psikolojik ve psikiyatrik incelemelerdi. Bunlardan da geçtik. Akabinde tekrardan mülakat aşamaları. Amerika Birleşik Devletleri'nin en tecrübeli astronotlarından birisi bizzat gelip o en son aşamaya kalan şeyleri, adayları mülakata tabi tuttu. Onların da mülakatından, onların da incelemesinden ve sıkı denetiminden geçtikten sonra seçim süreci tamamlanmış oldu. Yani o bahsettiğin testler vesaire değerlendirmeler eleme aşamasında vardı. Şu anki aşamada birazcık da artık okey biz bu adamları bu testlerden geçirdik. Bu yetkinliklere sahipler. Şimdi göreve yönelik ilgili yüklemeleri yapalım fazındayız. Aynen. Bir yandan astronotlara başvurusu devam ederken öte yandan da bildiğiniz gibi aslında oraya işte gidip gezsinler diye astronotlar gönderilmez. Oralarda deneyler yapılır arkadaşlar. Dünya atmosferi olmayan yerlerde, yer çekimsiz ortamlarda deney koşulları değişmiş oluyor ve deneyler yapılıyor. Hatta Cihan Hoca da biz daha önce onunla da yayın yaptık. Cihan Taş'tan çok sevgili.
Mesela o da başvuru yapmıştı. Bizim akademisyen arkadaşlarımız da projelerle başvurular yaptılar sanırım. TÜBİTAK'a. TÜBİTAK istemişti. Daha sonra seçilen projeler oldu. 13 tane deney seçildi. Yani siz oraya gittiğiniz zaman adlarını da tek tek okuyayım arkadaşlar. UYUNA adında bir misyonunuz var. Bu bir misyon. G-Metal diyelim, uzman. Hatta sırayla başlayalım, onları anlatalım tek tek. Öncelikle bu deneyleri ayrı ayrı mı yapacaksınız, birlikte mi yapacaksınız? O şartları bir gözümüzün önüne getirmeye çalışıyorum. Nasıl olacak oradaki durum yani? Şimdi bu deneylerin tamamı 2023'ün son çeyreğinde planlı olan ilgili uzay platformunda gerçekleştirilecek olan deney içeriklerini kapsıyor. Bu ayla iki farklı uzay görevimiz var bizim. Bir tanesi bu 2023'ün sonunda icra edilecek olan görev. Bir diğeri de Guanabilare yörünge altında gerçekleştirecek olduğu diğer görev. Dolayısıyla oranın içeriğinde muhtemelen farklı içerikli deney planlamalarımız da olacak. Birinci planlamada bu 13 deneyin tamamı 2023'ün sonunda icra edilecek olan görevde planlanmış durumda. Bunların bir kısmı da özellikle sağlık alanında olan deneyler yer aşamasından itibaren başlayıp uzayda belli süreçleri tekrardan takip edip dönüşte son kısmı tamamlanacak şekilde deney içeriklerini kapsıyor. Daha spesifik alandaki malzeme bilimi ya da biyokimya, bitki bilimiyle ilgili alanlarda spesifik olan deney içerikleri de hazırlanmış deney kitlerini uzaya götürülüp orada adı konulmuş, belirlenmiş bir takvim içeriğinde gerçekleştirecek olan proseslerinden ibaret. Şimdi hocam şeyle başlayalım isterseniz, detay verebilirsiniz. Birincisi UYUNA bilim misyonunun adı. TÜBİTAK MAM'dan Ömürcan Odabaş hocamızın sorumluluğunda, proje yöneticisinin. İşte tanıma bakıyorum. Yüksek entropili yeni nesil uzay alaşımları, yüksek sıcaklıklara dayanıklı, yüksek mukavemetli alaşımların üretilmesi çalışması gibi bir açıklama var. Malzeme bilimiyle alakalı olduğu görülüyor. Bununla ilgili bilgi vermek ister misiniz? Çok detaya girmenize gerek yok. Mesela şu alanda bir çalışma, bununla ilgili gibi kısa bilgi verebilirsiniz. Tanıtım gibi. Zaten detayları yazıyor internette. Yani malzeme bilimine ilişkin sizin de bahsettiğiniz şekilde yüksek mukavemetli alaşımların üretilmesi aşamasında yer çekimsizlik ortamının bu prosese ne tür bir etkisinin olabileceğine yönelik bir deney içeriği. G-Metal var hocam. Katı fazdaki parçacıkların bir akışkan içeriğindeki dinamiğe yer çekimsiz ortam etkisi. Az önce söylediğim gibi bu ortamın farklılığından genelde projeler yazılıyor. TÜBİTAK MAM'dan Profesör Doktor İskender Gökalp ve Profesör Doktor Ahmet Yozgatlıgil'in, ben de Yozgatlıyım aslan, güzel soy isimmiş, ortak projesi. Deneyin tamında kimyasal tepkimesiz koşullarda katı parçacıklar ile akışkan ortam arasındaki homojen bir karışımın oluşturmasına yer çekimsiz etkisi araştırılacaktır. Bu arada bunların eğitimlerini de aldınız, ben takip ediyorum değil mi? Yani bunların hepsine gittiniz, evet. Bitti herhalde bu süreçler değil mi hocam? Evet. Teknik detaylarıyla, içerikleriyle ilgili zaten bizzat profesör olan hocalarımızın ilerleyen süreçlerde edindikleri sonuçlarla birlikte bilimsel makaleleri de olacaktır. Fazlasıyla detaylandırılacak şekilde ama bunların özellikle adı geçen bu özellikle iki deneyimizin savunma sanayinde ilerleyen süreçte çok büyük katkıları olacağına inanıyoruz. Bu konuda heyecanlıyız. Dolayısıyla sonuçlarını elde etme noktasında hakikaten heyecan duyduğumuz deneyden başta gelen, öncelikli gelenleri bunlar. Tamam. Malzeme bilimi alanı. Onun dışında 13 tane daha misyon var. Yine TUA'nın sitesine girerse insanlar oradan bulabilecekler. Bu deneylerle ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Deneylerle ilgili bir eklemek istediğiniz bir şey. Onun dışında 13 tane daha misyon var. Yine TUA'nın sitesine girerse insanlar oradan bulabilecekler. Bu deneylerle ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Ya her birisi hakkında böyle değinmek çok güzel olur. Ama işte yayını kitlemek de olabilir o. Bizim işimizden, gönlümüzden geçen bunlara ilgili olan gençlere bunları olabilen en ince böyle detaylı anlatmak. Ki benim gördüğüm kadarıyla bu işe gerçekten ilgili, aklı, zihni, algısı açık gençler en ince detayına kadar öğrenmek istiyorlar ve tabii onları motive ediyor bu gerçekten. Yine ilerleyen süreçlerde hem bilimsel deneyler gerçekleştikten daha sonra bulgular edinildikten sonra hocalarla da belki ortak yayınlar yapıp bunların ince detaylarına girebiliriz. Geniş perspektiften baktığımız zaman da farklı alanlarda, çok farklı alanlarda deneyler yapıyor olacağız. İşte malzeme bilimi bu ilk iki konuştuğumuz deney. Uzayda aslında üretim faaliyetleri birazcık daha alçak dünya yörüngesinin böyle kızıl elması diyebiliriz. Kızıl elma şeyi de popüler son zamanlarda konsepti. Bu gerçekten odaklanılması, üzerine çalışılması çok kıymetli alanlar. Çünkü yer çekimi ortamının yarattığı dünyada biz bu üretimleri işte nedir? Yüksek mukavemetli alaşımlar diyoruz. Alaşım nedir? İşte farklı metallerin bir araya getirilmesiyle oluşan malzemeler. Biz bu farklı metalleri
yeryüzünde bir araya getirdiğimiz zaman bunlar homojen bir şekilde karışamıyorlar. Orada bir takım kimya şeylerinde, morfolojilerinde, fiziksel morfolojilerinde heterojenlikler meydana geliyor. Bu da istenen mukavemeti, istenilen performansı gösterememelerine sebebiyet veriyor. Ama biz bunu uzayda yaptığımız zaman şunu fark etmiş bu zamana kadar bunu yapan, ne yazık ki işte batılı ve işte bizim haricimizdeki ülkeler şunu fark ediyorlar. Yer çekimini ortadan kaldırdığı zaman bu malzemeler birbirlerine daha homojen bir şekilde karışıyorlar. Aralarında kurdukları kristal bağlar daha nasıl derler, düzenli oluyor. Düzensizlikleri ortadan kaldırabiliyoruz. Bu da ilgili hedefi neyse, bunun hangi gereksinimi karşılamak için ürettiysek biz bu alaşımı veya kompleks malzemeyi, bunlara şöyle isimlendiriyorlar genel olarak. Kompleks çok fazla malzemeler. Bu bir metal olabilir, bir biyolojik malzeme olabilir. Bunları yörüngede, yer çekim etkisi altında bir araya getirdiğimiz zaman çok daha güzel ürünler elde edebiliyoruz. Bunların biyolojideki, şimdi burada inorganik malzemelerle bu bilim misyonunda deneyler yapacağız ama burada edineceğimiz bilgiler organik malzemelerin çok fazla, organik malzemelerin bir araya getirilmesi süreçlerinde de bize önemli bilgiler katıyor olacak aynı zamanda. Belki bundan sonraki uzay misyonlarında yanımızda biyolojik malzemeler götürüp onların orada üretimleri, üç boyutlu yazıcılarla organlar, retina büyütülmesi vesaire gibi uygulamalara bu işi götürmemiz söz konusu olabilir. Onun haricinde halihazırda bu deney misyonu, bu yörünge deneyimiz kapsamında gerçekleştireceğimiz bilimsel deneyler arasında insan fizyolojisine dair deneyler var. Kanser araştırmaları uzay istasyonunda oldukça önemli ve böyle işte yani hot topic diyebileceğimiz konulardan bir tanesi. Miyeloid isimli bir deneyimiz var. O deney kapsamında da miyeloid tabanlı baskılayıcı hücreler isimli bir hücre grubu var imiş. Biz de bu süreç dahilinde öğrenmiş olduk. Bunlar şuna eriyorlarmış Burak. Kanser aslında insan bir bedeninde kendini göstermeye başladığı zaman bağışıklık sistemi bunu bir ölçüde şey yapabiliyor, farkına varabiliyor. Ama bu miyeloid kökenli baskılayıcı hücreler bağışıklık tepkisini azaltıyorlar. Vücudun gösterdiği o kanserli tümörleri öldürmeye yönelik reaksiyonu baskılıyorlar. Bu hücrelerin üretimi bir insan uzaya çıktığı zaman artıyor mu azalıyor mu? Bu deney kapsamında ona bakacağız. Çok güzel. Eğer azalıyorsa bu azalmayı biz niye gördük? Genomda herhangi bir değişiklik mi oldu? Ne buna katkıda bulundu? Bunu görüp ya da aldığınız radyasyon miktarı mı etkiledi? Orada daha mı çok oluyor? Gibi. Yani gibi. Uzayda olmanın getirdiği işte yer çekimsizlik, artmış radyasyon vesaire. Bu etkiler araştırılıyor olacak ve bunlar ortaya konulduktan sonra belki yeryüzünde bu miyeloid hücrelerinin artmasını engelleyecek terapiler çok güzel geliştirebiliriz. Hacettepe Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, onkolojik araştırma merkezindeki bir ekip, çok yetkin bir ekip bu deneyin arkasında. Onlar buna bakacaklar. Keza yine bununla benzer şekilde hazır bunu söylemişken, MESH deneyindeki gibi değil mi? Onda da bağışıklık hücrelerinin yer çekimsiz ortamında ne tür tepkiler verdiğini araştırmaya yönelik bazı deney içerikli şey. Bunların çoğu da özellikle geçirdiğimiz 2 yıllık badire dönemi, COVID dönemindeki insan bünyesinde en fazla baskılanan ve sonucu çok fazla üzücü şekilde tezahür eden bağışıklık sistemine yönelik bilimsel çalışma içeriklerini barındırıyor beraberinde. Evet. İzleyicimiz de demiş ya, ortamda hücre kültürü, yer çekimsiz ortamda hücre kültürü çalışması gerçekten önemli. Yani aslında bunu yapıyorlar. Evet. Keza diğer taraftan alglerle ilgili, ekstromofitlerle ilgili deney içerikleri mevcut. Yani dünyada hali hazırda zaten yaşam döngüsüne son derece katkısı olan bitkilerin uzay ortamında gerçekten yaptıkları, yerine getirdikleri işlevin karşılığı olan ortamda bu işleri yerine getirip getiremeyecekleriyle ilgili bazı araştırmalar var. Keza bunun içerisinde hem ülkemizden elde edilen alg türleri hem de kutup bölgesinde ülkemizin yine yıllardır devam ettirdiği kutup çalışmaları esnasında elde edilen alglerin yine oraya götürülüp denenmesi neticesinde elde edilecek sonuçları bekliyoruz. Dolayısıyla temennimiz, beklentimiz hali hazırda zaten bilim insanlarımız çok güzel bilim alanında katkı sağladıkları müthiş şekilde çalışmalar var. Ancak bunun uluslararası düzeyde kabul edilebilir ve literatürde emsalleriyle aynı seviyeye gelmesine katkıda bulunan bir adımlardan bir tanesi bunun uzay ortamına taşınıyor olması. Yani diğer insanların, diğer milletlerin, başka ülkelerden bilim insanlarının bu alanda insanlık adına yapmış olduğu çalışmalar çok değerli ama bunu bir Türk'ün elinden çıkması da bir o kadar değerli. Bizim bilim insanlarımız da dünyada muadilleri kadar değerli, güzel çalışmalar ortaya koyuyorlar. Alanlarında yapılmamış bir çalışmaya bir Türk olarak imza atmaları, bu alanda literatüre geçecek, sonuçlar elde edecek olmaları
bizleri de son derece heyecanlandırıyor. Güzel. Yavaştan toparlıyorum yayını. Biliyorum yoruldunuz, çok çalışıyorsunuz. Sizi de yormak istemiyorum. Bize vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Şimdi yine kafamda tahayyül ediyorum. Oraya gittiniz, deneyleri yaptınız. Öğrendiğiniz işte veriler topladınız vesaire ve dünyaya döndünüz. Dünyaya dönünce şey mi olacak? Yani deney sonuçları verilecek ya da işte belki oradan internetten de gönderilebilir, bilmiyorum detaylarını. Sonra göreviniz tamamlanıyor mu? Nasıl bir süreç oluyor ileride? Önümüzdeki süreçte ülkemizin alacağı geleceğe yönelik yeni kararlar da zaten belirleyici olacak. Ama biz edindiğimiz tecrübeyi bu alanda beraberimizde ülkemize getirecek olduğumuz birikimi yine bu alanın devamı niteliğinde asli olarak, öncelikli olarak ülkemizin paydaşlarıyla paylaşıyor olacağız sürecin devamında. Adı koyulan ilerleyen süreçlerde yine burada edindiğimiz bilgi birikimini ve daha da önemlisi tecrübeyi bir sonraki alana taşıyor olacağız. Çok güzel. Klasik soru, onu da sorayım. İşte Türkiye'den gidecek olan astronotlar neler götürecek? Kültürel ögeler bazen götürülebiliyormuş. Siz herhangi bir şey seçtiniz mi? Orada nasıl bir yeme içme düzeni olacak? Biraz da oradaki sosyal hayatınızdan bahsedelim. Bizim esasında orada tüketeceğimiz gıdalar, benim gerçekleştireceğim uçuşta herhangi bir yemek yeme falan gibi bir şey olmayacak. Zaten çok daha kısa bir yörünge altı uçuşu. Uzaya gerçekleştirilen yaklaşık 1-1,5 saat süren bir uçuş. Ama yörüngedeki platformda tabii ki günler geçirilecek, birkaç hafta geçirilecek. O süre zarfında aslında dünyada yediğimiz yemeklerden çok da farklı olmamakla beraber, biliyorsunuz yukarıya gönderilen her bir kütlenin çok ciddi bir maliyeti var. Her bir kilogram başına on binlerce dolar aslında bir maliyet çıkıyor. Dolayısıyla içerisindeki su muhteviyatı ortadan kaldırılmış, kurutulmuş belli gıdalar uzaya gönderiliyor. Orada ısıtılıp, sulandırılıp, yenilebilir kıvama getirilip astronotlar tarafından tüketiliyor. Bu noktada bizim buraya geldikten sonra bazı denemeler yapma şansımız da oldu. Önümüze belli potansiyel menüler sunuldu. Bunlar arasından seçimler yaptırıldı. Daha sonra bunların her birisini tek tek denedik. Ne iyi olur ne kötü olur. Bunların her birisini detaylı bir şekilde inceleme, irdeleme, test etme birebir şansımız oldu. İşin yemek kısmıyla alakalı belki bunları söyleyebilirim. Bilmiyorum, Aydar abinin eklemek isteyeceği bir şeyler olur mu? Genel hatlarıyla bu şekilde. Yani 70'in üzerinde farklı ürün içeriğini, gıda içeriğini böyle birlikte aynı gün deneyip birkaç farklı oturumda da bunların detaylı planlamalarını, içeriklerini kararlaştırarak sonlandırdık. Bu aşama çoktan hazırlandı ve günlerin çok daha öncesinde bir planlama takviminde götürülüyor bu şeyler süreçte. Böyle ve yaklaşık 4 ay kala da bütün her şeyiniz hazır vaziyette yukarıya kargolanmayı, götürülmeyi bekler, hazır vaziyete getiriliyor. Onun haricinde verilen gıda içerikleriyle ilgili, sıvı gıdalarla ilgili evet geliştirilmiş böyle bir proses var ama tüketilen yine de gıda içeriklerinin birçoğu yerden yine hazırlanmış, özel paketlenmiş ürün konteynerleri içerisinde götürülüyor. Dolayısıyla yaşam döngüsü içerisindeki sıvı ihtiyacının tamamı o bahsettiğiniz şekilde değil, o kısmi belli alanlarda kullanılabilecek prosesten geçirilmiş sıvılar olarak değerlendiriliyor. Ama tüketime yönelik şeyde içerikte biraz daha farklı, daha ağırlıklı buradan götürülen malzemeler tüketiliyor. Türkiye'den bir şey götürecek miydiniz, sanki öyle bir şey okumuştum? Böyle bunu inşallah bir sonraki yayına şey yapalım, bırakalım. Bir çalışmamız var onunla ilgili. Güzel. İlerleyen süreçte kısmet olursa şey yaparız, paylaşırız onu. Şimdi hocam son olarak bizi izleyen genç kardeşlerimize olsun bu mesajınız. Onlar da yarın bir gün sizin yerinizde olmak isteyeceklerdir diye umuyorum ve ümit ediyorum. Onlara böyle biraz motive edici, motivasyon verici bir kapanışla herhalde yayınımızı sonlandırabiliriz. Buyurun hocam. Aslında o kısmın başlangıcına siz vesile oldunuz. O konuda teşekkür ederim. Tuğan'ın da katkısı olduğu şey noktasında. Kıyaslama noktası güzeldi. Bugüne kadar uzay alanında herhangi bir çalışma yapmamış bir milletin, yüzyıllık geçmişinde bu alanda hiçbir adım atmamış bir milletin devlet başkanından gelen bir haber neticesinde herkesin gönlünde oluşan heyecanın neticesinde bunun somut rakamlara yansıması müthiş şekilde gurur verici bir süreçti. Biz hakikaten siz de dile getirdiniz. Hep yapabildiklerimizle değil yapamadıklarımızla ket vurulmuş ve özgüveni böyle diz üstüne çöktürülmeye çalışılmış bir millet olmaya mahkum değiliz. Biz dünyanın bütün gelişmiş milletleriyle minimum eşdeğer seviyede belki daha üstünde
zeka seviyesini ve zekanın sonucundaki ürünleri ortaya koyabilecek bir milletiz. Dolayısıyla lütfen özgüvenimiz ayakta dursun. Aldığımız eğitim, geçmişimizde biriktirdiğimiz tecrübe ne olursa olsun bu memleketin ihtiyacı olan her alanda faydalı işlere hitap edecek bir kitleyi barındırıyor. Dolayısıyla ne yapabileceğimizin farkında olun. Özgüvenimiz ayakta olsun yeter. Bizim geçmişimizden getirdiğimiz birikim bizleri dünyanın her tarafında emsalimiz olan her milletin başardığı her işi yapmaya muvaffak kılıyor. Yeter ki damarlarımıza barındırdığımız gücün farkında olalım. Benzer şeyler düşünüyorum. Aslında Alper abinin kurguladığı, formülüze ettiği şey çok doğru. O özgüven çok önemli. Biz biraz ya biz yapamayız, bizden olmaz, biz işte şu kafayız, bu kafayız falan gibisinden ön kabullerle başladığımız zaman hiçbir yere gidemiyoruz zaten. Yani ön kabulün başlangıç noktan burasıysa yapamazsın ki. Biraz içerisinde şeyin, Steve Jobs'ın böyle çok popüler bir lafı vardı. Yıllar önce bir vesileyle karşıma çıkmıştı, denk gelmiştim. Diyor ki dünyayı değiştirebilenler ancak buna inanan çılgınlardır işte, gibi bir ifadesi var. Biraz orada çılgınlık hakikaten imkansız olana karşı böyle sağlıklı bir görmezden geliş, belki bu şekilde söylenebilir. Böyle bir yaklaşım çok önemli. Bizim hayal kurmamız, çılgın iddialı hayaller kurmamız, daha sonra bu hayalleri hedeflere dönüştürmemiz ve o hedeflerimizi de gerçekleştirebileceğimize yönelik içerimizde böyle kırılmayacak bir inancı sahip olmamız gerekiyor. Bunu başarabilirsek önümüzde ben de kimsenin bir şekilde duramayacağına yürekten inanıyorum. Bence siz bir zinciri kıracaksınız. Bu ayağımıza bağlanmış fillerin çaresizliği vardır ya, Hindistan'da görmüşsünüzdür. Çocuk yaştan evet. Beri o fil ayağındaki zincirden dolayı bir yere gidemeyeceğine inanmış. Bu bizim de kanalımızın aslında bir nevi vizyonu ve misyonu diyelim, daha doğrusu misyonu oluyor. Hep şunu yapmaya çalışıyoruz. Bakın ben dünyanın her yerinden insanlarla, bilim insanlarıyla yayın yaptım. Genelde Türk bilim insanlarıyla. Alanlarında çok iyiler. Etrafında birçok insan çok iyi yerlerde. Sadece inanalım, işimizi düzgün ve disiplinli yapalım. Ve gençlerimize biraz umut verelim. Onlara biraz motivasyon verelim. Çünkü onların biraz motivasyonu ve hype'lanmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. İşte biz nasıl büyüdük? Asker setleriyle, kızlar Barbie'lerle. Çocuklarımıza mesela bir de astronot setleri alalım. Atıyorum TUA ürünleri de vardır muhtemelen. Tişört benim mesela şu an çok yükseltti. O tişörtten ben de isteyeceğim Naz Hanım'dan. Böyle şeylerle biz biraz yükselmemiz lazım ki hayal kuralım ve daha sonra zaten bunu yapacağımıza, devamını geleceğine inanıyorum. Ve ben bu zinciri kırdığınız için teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Döndükten sonra tekrardan bir yayın tekrardan yapmak üzere diyorum. Teşekkür ediyorum sizlere.